Yayınımıza hoş geldiniz. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçüz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Kazım Bey. Hoş bulduk. Evet, bugünkü yayınımızda Yeni Asya camiası olarak hep mazlumların yanında yer aldığımızı tekrar ifade edelim isterseniz. Buyurun. Evet, Türkiye demokrasi ve hukuk noktasında bir türlü zaten istenen noktaya varamadı ama bu değerlerden uzaklaştığı dönemlerde, demokrasinin daraldığı dönemlerde, hukuk devletinin ilkelerinin ihlal edildiği dönemlerde ister istemez mağduriyetler de ortaya çıkıyor. Ve ihtilal dönemleri, müdahale dönemleri işte 28 Şubat süreci, 12 Eylül ve 20 Temmuz OHAL süreci. Şimdi bu dönemlerdeki mağduriyetler hep can yaktı. Yani çok insan bu şeyden mutazarrır oldu, zarar gördü. Şimdi biz her zaman haktan yana, hukuktan yana, haksızlığa karşı bir duruşu esas alarak bugünlere geldiğimiz için bu dönemlerde kendimiz de zaten o mağdurlar listesinin içinde yer aldığımız bir vaka. Bunun yanında sadece kendimize yapılanlarla, onlara bakarak bir tepki göstermenin ötesinde tüm mağduriyetlere karşı bir duruş ortaya koyduk. Ve bunun çok sayıda örnekleri var arşivimizde. Garip olan şu, şimdi 20 Temmuz sürecindeki mağduriyetleri gündeme getirdiğimiz zaman bize ilave bir suçlama gerekçesi olarak önümüze konuyor. Kriptoculukla suçlanıyoruz daha geçen önceki hafta bebeklerin durumunu gündeme getirmemesine mağduriyet algısı oluşturarak işte güya kriptoculuğumuzu gösteriyormuş. Şimdi bunlar çok ahlaksızca suçlamalar. Yani insan olan, vicdan sahibi olan bir insan bunları asla telaffuz etmez. Ve bizim çizgimize baktığımız zaman, yani birkaç örnek vereceğim şimdi. Sene 2000 yılının Haziran ayı. 28 Şubat'ın şiddetlenerek devam ettiği, bilhassa başörtüsü yasağı üzerinden şiddetlenerek devam ettiği bir dönem. Ve biz şöyle bir kampanya başlatmışız. Söz mağdurların. Evet. Sürmanşetimiz. Evet. 1 Haziran 2000 senesi. Ve burada Yeni Asya sayfalarını başörtüsü yasağının mağdurlarını açıyor. Çünkü o dönemde hakikaten bu yasak çok can yaktı. Birçok insanın okuma hakkını, tahsil hakkını elinden aldı, hayatını alt üst etti filan. Daha ileri mağduriyetler yaşayanlar oldu. Ve biz bu mağduriyetleri yaşayanlara bir çağrıda bulunarak dedik ki söz sizin, söz mağdurların. Peki bunun bedeli ne oldu? Bunun bedeli o zaman devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Ve devlet güvenlik mahkemeleriyle üzerimize gelindi. 28 Şubat zihniyeti. Bu yayınlardan dolayı bizim hakkımızda, gazetemiz hakkında defalarca toplatma kararı aldı. Hiç yani Yeni Asya tarihinde görmemiş şekilde. O toplatma kararlarının ardından epeycesinde davalar açıldı. Gittik yargılandık, savcılara ifade verdik, mahkemelerde savunma yaptık filan. Ve Kuttar abinin 17 Ağustos 1999 depremi sonrasındaki Kocatepe Bediüzzaman Mevlidi'nde buna da dikkat çekerek, bu başörtüsü yasağının meydana getirdiği mağduriyetlere de dikkat çekerek ve diğer 28 Şubat haksızlıklarını vurgulayarak söylemiş olduğu deprem ilahi ikazdır sözü iyice bardağa taşılan damla oldu onlar açısından ve Kuttar abiyi içeri attılar. 2 yıl 1 gün hapse mahkum ettiler. 276 gün hapis yattı. Sırf bundan dolayı. Sonra bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döndü. Ama yattıktan sonra. Türkiye orada tazminata mahkum edildi. Şimdi biz o zaman işte söz mağdurların, o zaman da mağdurların sözcüsüyüz, sesiyiz. Ve üzerimize kim geliyordu? 28 Şubatçılar geliyordu. DGM'leri işleterek. Şimdi bu dönemin mağdurlarını gündeme getiriyoruz. İşte mağdur kürsüsü köşesi açtık filan. Orada yani sadece hedefteki cemaatle sınırlı olmayan ve ilgisiz olan ki onların da bir sürü masum insan var onların içerisinde. Yani cemaat mensubiyeti sadece tek başına bir insanın terör örgütü mensubu olarak suçlanması için sebep olabilir mi? Olacak şey mi bu? Yani yeni doğum yapmış anneler, yaşlı kadınlar, 85 yaşındaki insanlar, hasta, ağır hasta, yatalak hasta, yoğun bakımda, bakıma muhtaç. Şimdi bu insanları siz içeri tıkıyorsunuz. Ondan sonra bunlar hiç yokmuş gibi davranıyorsunuz. İstifinizi bozmuyorsunuz. Daha ötesinde muhakkak bir şeyleri vardır ki, hak etmişlerdir ki devlet onları durduk yere içeri atmaz gibi bir mantıkla
Bunlara destek veriyorsunuz. Yani bu bir vicdan körelmesidir, vicdan çürümesidir. İşte biz bunu gündeme getirdik diye bu sefer 28 Şubat'ta DGM'lerle üzerimize gelinirken bu sefer tetikçi troll çeteleri üzerinden bize yükleniliyor. Yani bu kadar ahlaksızca bir saldırı dalgasına maruz kalmak herhalde hakkı savunmanın bedellerinden birisi. Bu dönemde karşımıza çıkan bir bedel. Ve bu söz mağdurların çağrımıza gelen cevapları daha sonraki günlerde yayınlamaya başladık. Mesela yürek yakan dram, sürmanşet. Yani bunun detayları arşivden bakılması lazım. Yahut taviz yerine istifa örnek duruşu. O zaman çünkü çok taviz verenler de oldu. Yani başını açanlar oldu. Onun yerine 8 yıl başarıyla hizmet veren bir öğretmenin evine dönüş hikayesi. Mesleğinden, çocuklarından, öğrencilerinden koparılmış. Sırf bu yasağa boyun eğmemek için, teslim olmamak için. Bunu da biz sayfalarımıza taşımışız. Bu bizim iftihar belgemizdir. Beraat senedimizdir aynı zamanda bu yayınlar. Demek ki biz o dönemde de 28 Şubat'ın en katı, koyu olduğu dönemlerde de o dönemin mağdurlarını savunmuşuz. Onlara arka çıkmışız. Ve bedelini de ödemişiz. Şimdi de aynı şeyi yapıyoruz. Ve şimdiki mağduriyetler karşısındaki duruşumuzu takdir etmesi gereken insanların, bir kısım insanların bizi bundan dolayı suçlaması akıl alacak gibi değil. Olacak şey değil. Yani bu hiçbir ölçüye sığmayan bir sapmadır. Bir savrulmadır. Ve sadece bu değil. Başörtüsü yasağı meselesi değil. Yani bizim arşivimizde bunun çok örnekleri var. Mesela Türkiye geçmiş dönemlerde defalarca parti kapatmalarına sahne oldu. Anayasa Mahkemesi kararıyla filan partiyi kapattık. Şimdi mesela bunlardan birisi şu anda HDP olarak mecliste devam eden çizgi. Şimdi bunlar 1991 seçiminde o zamanki SHP ile ittifak yaparak meclise girmişlerdi. Ve 94 senesinde bir dalga esti. Seçilmiş milletvekillerini karga tulumba, polisler böyle ensesinden bastırarak şeylere bindirdiler, polis araçlarına bindirdiler. Gözaltına aldılar, tutuklandılar ve parti kapatıldı. Biz o zaman ne dedik? Bu gözaltılara meclise gölge düştü dedik. Ve buna manşetten tepki gösterdik. Hukuk adına. Bu HDP'yi tasvip ettiğimiz için falan değil. Ama ona yapılanın hukuk dışı olduğunu vurgulamak. Eğer bir şey yapacaksanız hukuk içinde yapmanız lazım. Bu adamlar neticede öyle veya böyle seçmenin verdiği oylarla seçilmişler, meclise girmişler. Senin ne hakkın var? Seçilmiş bir insanı içeri tıkmaya. Aynı şey şu anda da devam ediyor. Yani bir sürü içeride olan insan var. Yani biz onların ideolojisiyle falan hiç bilgimiz yok ama yani yapılan şey yanlış. Bir başka şey Refah Partisi. Refah Partisi'yle de biz yani görüşlerimiz belli ama o da kapatıldı 28 Şubat döneminde. Yine aynı kafa diye manşet atmışız. Yani parti kapatarak meseleyi halledeceğini zanneden kafa, dayatmacı kafa. Sonra Fazilet Partisi gelmiş. Refah Partisi kapatıldıktan sonra yerine açılan. Onu da kapatmışlar. Ve biz demişiz ki partileri halk kapatır. Manşet. Yani bunlar hep arşivlerimizde var olan şeyler, belgeler. Onunla bitmiyor. 2008 senesine geliyoruz. AKP. AKP'ye kapatma davası açılıyor. İktidar partisi olarak hem de. Refah Partisi de o zaman iktidardaydı. Koalisyon ortağı olarak. Kapattılar. Fazilet devamı olan Fazilet'i kapattılar. Şimdi Saadet olarak devam ediyor. Biz bunlara o zaman işte tarihe kaydımızı düştük. Yani demokrasi adına, hukuk adına bunların asla olmaması gerektiğini, savunulamayacağını kayda geçtik. AKP'ye açılan kapatma davasına da bakınız 16 Mart 2008 tarihli manşetimiz. Yargı darbesine büyük tepki. Yani bu AKP ya açılan dava için attığımız manşet. İşte bunun örnekleri çok. Yani Yeni Asya'nın ilkelere dayanan, değerlere dayanan, temel esaslara dayanan, her hal ve şartta demokrasiden, hukuktan sapılmaması gerektiğini savunan, bütün her şeyin bu çerçeve içerisinde yürümesi gerektiğini müdafaa eden bir çizgisi var. Çok sağlam ve onurlu bir duruştur bu. Çok temiz bir duruştur. Şimdi bu duruşa leke düşürmeye, leke sürmeye çalışanlar aslında kendi
zihniyetlerini ortaya koyuyorlar. Yani Yeni Asya 50 yıllık, yarım asırlık çizgisinde en ufak bir leke taşımayan, son derece dürüst, son derece samimi, içten ve kırıksız bir çizginin temsilcisidir. Bunun başka bir örneği yoktur. Gitsinler başkalarıyla uğraşsınlar. Yani ama niye meyveli ağaç taşlanır? Yani Yeni Asya ile uğraşmalarının sebebi bu. Ama hep söylediğimiz üzere bizim öyle bir gündemimiz yok. Bizim kimseyle uğraşmak gibi bir gündemimiz yok. Ama bizimle uğraşanlar var. Ama biz onlara hiç dikkate almadan, kale almadan, yani o diğer sözleri söylemeye edebim müsaade etmiyor. Yolumuza aynı istikamet üzere, şahs-ı maneviyle beraber, aynı temiz ve kırıksız çizgide devam etme kararlılığındayız inşallah. Bu Yeni Asya'nın ilk kuruluşunda da böyleydi, İttihadın ilk kuruluşunda da böyleydi. Ve bugün de böyle, yarım asır böyle geçti. İnşallah dünya durdukça, bu hizmet devam ettikçe, bundan sonra bizi bayrağı devralacak olan nesiller de bu bayrağı taşıdığı müddetçe aynı prensipler, aynı ilkeler çerçevesinde Yeni Asya hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez demeye devam edecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Peki, çok teşekkür ederiz. Bugünkü yayınımızda